Yol biter, yolcu övünür. Menziline varmayı keramet sayanlar için söylenmiş bir sözdür. Biz menzilimiz olmadan, ne vakit varacağımızı sormadan, yol arkadaşımızın gönlünü kırmadan yola düşenlerdeniz. Yol bizim, gönül güzergahımız. Yolculuksa huzur dergahımızdır. Anadolu adabında yol medeniyet, yolcu cesaret demektir. Biz de bir cesaretle yine düştük yollara. Anadolu'nun kadim topraklarında hangi yola sapsan bu coğrafyada başka bir medeniyete çıkar yolun. Anadolu'nun her bir karışı tarihin ışığı, her durağı başka bir medeniyetin beşiğidir. Bu aziz topraklarda her yolculuk yeni bir hatıra düşüdür. Yol açık, yol düz. Geçen her yolcu bir iz. Bu defa konağımız bin yıllık bir medeniyet. El aziz. Doğu Anadolu'nun kültür beşiği Elazığ'a hoş gelmişiz. Değerli yol arkadaşlarım, gözümüz gönlümüz yine yollara düştü. Bu kez yönümüzü Doğu Anadolu bölgesine çevirdik. Bitinyalılardan Urartulara, Bizans'tan Roma'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve günümüze kadar hemen hemen yaşamış bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Elazığ'da olacağız. Elazığ gerek kendine özgü insani yapısıyla, gerek kültür ve gelenekleriyle, gerekse tarihi dokusuyla gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bahar'ın bizi karşıladığı bu günlerde Elazığ'da yeni yapılan meydanda hem bütün ilçelerin ismi verilmiş hem de Elazığ'ı temsil eden simgeler yerleştirilmiş. Elazığ'daki gezimize bu meydandan başladık. Bir harput yapalım, biraz tarih diyelim, sonra da insan hikayeleriyle yolumuza devam edelim. Bir şehrin kalbine giden, onu besleyen damarlarıdır yollar. Bundandır sahil kentlerinde bütün yolların denize çıkması. Bereketli tarım arazilerinin etrafına kurulmuşsa şehir, yollar sizi toprağa götürecektir. Bir dağın etrafına kurulmuş Elazığ'ın kalbi de dağın zirvesindeki Harput Kalesi'dir. Elazığ'a geldiğinizde eğer Harput'a çıkmazsanız Elazığ'a gelmiş, Elazığ'ı gezmiş sayılmazsınız. Ben bundan yaklaşık 7-8 yıl önce geldiğimde de yine ziyaret ettiğim Harput bugün oldukça değişmiş bir yer olarak karşıma çıkıyor. Buranın yerel yönetimleri Harput'un UNESCO Dünya Mirası'na girebilmesi için çok yoğun çalışmalar yapıyor. İyi ki yapıyorlar. Çünkü Harput Kalesi M.Ö.
8. yüzyılda inşa edilmiş Urartular zamanında. Ve ilginç de bir hikayesi var. Burada yerel halk Harput Kalesi'nin yanına buraya bir de Süt Kalesi diyor. Çünkü yapımında süt kullanıldığı rivayet ediliyor. Harput'un bir başka özelliği de hem camisiyle hem Meryem Ana Kilisesi'yle farklı dinlere günümüzde hizmet vermeyi sürdüren ender yerleşim yerlerinden bir tanesi. Biz de gezimizin bu bölümünde Harput Kalesi'ni ziyaret edip Elazığ ve karşısındaki Hazar Dağları'na şöyle güzelce bakıp yolumuza devam ediyoruz. Harput'a çıktığınızda bütün şehir tarihiyle, kültürüyle, bereketi ve geleceğiyle göz bebeklerinize yerleşir. Harput Kalesi bu şehrin kalbi, Elazığ Harput Kalesi'nin göz bebeğidir. Kaleden Elazığ'ı seyrederken bin yıllık bir tarihin kalbine dokunursunuz. Tabii Harput'a kadar gelip Harput Kalesi'ni ziyaret edince burada yapılan kazı çalışmalarında keşfedilmiş oldukça enteresan yerler var. Tabii bize enteresan geliyor ama bu tarihçiler için, tarihçilerimiz için çok şey anlatıyor, ifade ediyor. Şu anda içinde bulunduğumuz yer bir su sarnıcı, bir zindan. Yaklaşık 115 basamakla inilen ve 80 metreye varan bir derinliğe sahip. Bir kısmını indik, bir kısmını inmeye çalıştık. Fakat devamını henüz tam olarak basamaklar tamamlanmadığı için inemedik. Yakın zamanda buraların ziyarete açılması da düşünülüyormuş aldığımız bilgiler. Tabii o doğal yapısını bozmadan buraların ziyarete açılması, gelip merak eden insanların görmesi açısından son derece değerli. Burayı ilginç kıran şeylerden bir tanesi tamamen kayanın içerisinde, kayanın oyularak yapılmış olması. Yani şu etrafımızda görmüş olduklarımız komple bir bütün kaya iken oyularak bir zindan haline dönüştürülüyor ve yaklaşık 80 metre derine iniyor. Burada buna benzer birkaç yer var. Eğer Harput Kalesi'ni ziyaret ederseniz buraları gezmeden, buraları görmeden buradan gitmeyin derim. Ben gittiğim şehirle mimarisinde tanışırım. Şehrin özünü, sözünü, gören gözünü. Parmak izini okurum mimarisinde. Tarihe saygı, doğaya kaygı taşıyarak yapılmışsa binalar, kubbeler, o şehrin sokaklarında huzuru taşır adımlarım. Yaşanmışlıklar, alışkanlıklar, gelenekler, gelecekler bir şehrin mimarisinde can bulur gözümde. Binalar sadece ibadethaneler, konaklar, barınaklar değildir. Binalar bir şehrin hüviyetleridir. Evet, Elazığ
ve özellikle Harput'a gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği yerlerden bir tanesi de Harput'taki Ulu Cami. Ulu Cami Artuklu döneminde yapılıyor. 1157-58 yıllarında inşa ediliyor. Tabii hem tarihi dokusu hem de burayı özel kılan şeylerden bir tanesi yapıldığı günden beridir eğri olan minaresi. Biliyorsunuz Pisa Kulesi 5,5 derecelik bir eğimiyle aslında bütün dünyada tanınan bir yer. Harput'ta, Elazığ'daki bu Ulu Cami'nin minaresi 7 derece eğimle yüzyıllardır ayakta duruyor. Buraya gelen herkes ziyaret ediyor. Eğer sizin de yolunuz buralara düşerse burayı görüp sonra devam edin isteriz. Ulu Cami'den ayrılıp Meryem Ana Kilisesi'ne doğru attığım her adımda kültürler arası bir yolculuğa çıktığımı hissettim. Ve anladım ki tarihin bağrında din, dil, ırk ayırmadan tüm medeniyetler beraberce uyuyabilirler. Yürek, senden olmayana da sahip çıktıkça huzur bulabilir. Değerli yol arkadaşlarım, programlarımızda sık sık gittiğimiz yerlerde o yerlerin sembolü haline gelmiş olan tarihi dokudan, tarihi mekanlardan söz ediyoruz. Tarih demek sadece birkaç taşın üst üste geldiği ve yüzyıllardır orada duran taşlardan bir yapıdan ibaret değildir. Tarih aynı zamanda bir kültürün, bir anlayışın da sembolüdür. Ve biz aslında o tarihi anlatırken daha çok o tarihin içerisindeki duyguyu ve oradaki o kültürü anlatıyoruz. Zaman zaman karşılaşıp bizi çok üzen görüntüler de çıkıyor karşımıza ne yazık ki. Harput'ta Meryem Ana Kilisesi var. Burası Türkiye'de aktif olarak kullanılan birkaç kiliseden biri. Ulu Cami'nin içini gezdik, gördük, anlattık. Buranın da içine girip gezmek isterdik ama şu an kapalı. Mesele aslında onun kapalı olması değil. Mesele duvarlarındaki çirkin, anlamsız yazılar. Yapmayalım. Tarihimize her anlamda sahip çıkalım. Yapmayalım. Yazmayalım. Oradaki yazı hiçbir anlam ifade etmiyor. Ve belki birçok kişi oradaki gördüğü isimlere belki de büyük hakaretler ediyor. Buradan onları uyarıp yolumuza devam edelim istiyoruz. Kasım 1925'te üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karar çıkarılan bir şey aslında şapka. Tabii bazen güneşten, bazen soğuktan, bazen de sembolik olarak kullandığımız bir şeydir şapka. Elazığ deyince de akla 8 köşeli bir şapka gelir. Ben de zaman zaman programlarımda şapka takıyorum. Görüyorsunuz. Biraz ilgimiz, biraz merakımız var. Dolayısıyla Elazığ'a gelmişken Fethi abiye uğradık ve bu 8 köşeli kasketin hikayesini bir ondan dinleyelim istedik. Şimdi 8 köşeli şapkayı babadan kalma bir meslek. Ben üniversite mezunu olmama rağmen inşaat fakültesi mezunuyum. Fakat baba mesleğine gönül verdik. Hani bizde sokağa bırakmazlardı çıkalım çocukken. Biz o yüzden sürekli dükkana gelirdik, giderdik. Biraz da elimizin yatkınlığından dolayı 8 köşeli şapka ustası olduk. Babam 1950 yılından beri 8 köşeli şapkaya emek çekmiş, gönül vermiş ve bundan bir 20 yıl önceye kadar bu mesleğe devam ettirmişti.
Fakat baba rahmetli olduktan sonra bizde kapımızın önü kurulu bir dezgahımız vardı. Biz de o yüzden dedik bu mesleği devam ettirelim. Yapan usta sayısı mesela önceleri Elazığ'da 18 tane şapka ustası vardı. Fakat şu anda 3 tane şapka ustası kalmış. Bitmek üzere olan bir meslek. Bizim şapkalarımızın diğer şapkalardan ayıran özelliği tamamen el yapımı olması. Mesela başka illerde de yapılıyor 8 köşe şapka fakat bizimki kadar kaliteli ve düzgün olmuyor. Biz hem kumaş olarak, malzeme olarak ve işçilik olarak bir şapkaya verilmesi gereken bütün özeni gösteriyoruz ve bütün emeği veriyoruz. Bir şapkanın yapımı 2,5-3 saat gibi bir zamanımızı alıyor. Öyle mi? Evet, bayağı bir emeği var. 8 köşe olmasının her köşesinin farklı bir anlamı var. Evet, onu da çok merak ediyorum açıkçası. Bunlar da şöyle, buradan başlayalım. Yiğitlik, mertlik, doğruluk, dürüstlük, misafirperverlik, alçakgönüllülük, cömertlik ve çalışkanlık gibi. Bunlar Elazığ insanının, yöresinin yani bu bölgenin özelliklerini taşıyan. Bilinen özellikleri. Bilinen özelliklerini taşıyan ve en sonunda Gakko dediğimiz. Yani Gakkoş değil, Gakko. Gakko kardeş anlamına gelir yani bizde. Peki, babadan devraldın, devam ediyorsun. Evet. Ya sizden sonra? Bizden sonrası yok. Nasıl yok? Yani yeni yetişen eleman, çırak herhangi bir şey yok. Zaten eleman sıkıntısı çekiyoruz. Bu ürünü fabrika usulüne uygun yapsak da aynı kaliteyi bulamayacağız. Yani komple makine işlemine döksek, hani günlük üretimimizi artıralım desek, aynı kaliteyi bulamayacağız. Bu haliyle günlük 6-7 bilemedin 8 tane şapka imalatı yapıyoruz biz Elazığ'da. Çok teşekkür ediyorum. Ben kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Siz de şehrimize hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Çok sağ olun. Evet. Değerli yol arkadaşlarım. İşte kaybolmaya yüz tutan meslekleri de zaman zaman elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Umuyoruz ki bunlar kaybolmaz. Umuyoruz ki sembolleşmiş olan özellikle bu gibi meslekler devam eder. Ustamıza teşekkür edip Elazığ'da gezmeye devam ediyoruz. Değerli yol arkadaşlarım, Elazığ gezimiz sırasında bir kasket ustasını ziyaret etmiştik. Hani bu kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar, sanatçılar, eserler var olmalı. Biz de elimizden geldiği kadar gittiğimiz yerlerde onları anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Biraz Harun abiyi tanıyalım. Hem bir halini hatırını soralım istedik. Harun abicim nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Allah iyilik versin. Teşekkür ediyorum. Şimdi dedim ki aslında bir rölyef sanatçısı. Evet. Ama onun yanında da birçok branşı var. Evet. Her ne kadar rölyef sanatçısı desek de o diğer meslek gruplarını da biraz açalım mı? Neler açalım, yapar Harun açalım, abi? Açalım. Kısa kısa bahsedelim. Evet lütfen. Evet. Evvel emirde ağırlıklı olarak rölyef sanatçısıyım. Bakır rölyef sanatçısıyım. Benzetme tekniğini Türkiye'de uygulayan tek sanatçıyım. Bakırı tersinden döven tek sanatçıyım. Bunu kendim geliştirdim ve ters dövüşten dolayı ben ona taş demir dövüşü diyorum. Soyadınız gibi. Soyadımı verdim ona. Onu yapan kimse yok. Ankara'daki 4. kişisel sergimde Güzel Sanatlar Genel Müdürü hoca dedi bunu dedi en iyi yapanlar Azerbaycan'da, Nahçıvan'da dedi. Hemen ikinci gün Azerbaycan'a gittim. Bunları görmem lazım, ışık almam lazım. Ben öyle düşünüyorum. Buradan bu çekiminin sırasında da sanatsever bütün insanlarımıza onu tavsiye ediyorum. Ne olur kendinizi yenileyin. Yerinizde durmayın. Ne kadar güzel bir tavsiye. Eğer yerinizde durursanız toplum sizi kabul etmez. Bir noktada sırtından atar. Gönlünden çıkarır.
Bakır üzerine rölyef yapanla ben ilk defa karşılaştım. Evet. Bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi duvara baktığım zaman eski cumhurbaşkanlarından Sayın Süleyman Demirel, evet, bugünkü cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onlara takdim edilmiş olan sizin yaptığınız eserler var. 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kınay ve 39 arkadaşı bir önerge veriyorlar. Meclis araştırması önergesi. Bu önergede el sanatlarının geliştirilmesi, korunması, kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konulu bir araştırma önergesi. Bu araştırma önergesi aylar süren çalışmalar neticesinde bütün illerden toplanılarak tekrar Büyük Millet Meclisimize geliyor. Orada Türkiye'de yaşayan en ünlü rölyef sanatçısı olarak Harun Taşdemir'in adı verilmektedir deniyor. Evet, değerli yol arkadaşlarım, yola çıktığımız günden beridir aslında hem gittiğiniz yerlerin tarihini, güzelliklerini hem de oradaki bazı böyle değerli hikayeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Elazığ'da Harun abiyi ziyaret ettik. Dünyanın eller sürünür, çantında sabır. Polis teşkilatının 176 yılı için bütün polis teşkilatı adına bu çiçeği sizlere takdim etmek istiyorum. Biz sürekli yollardayız. Siz de sürekli bizim güvenliğimizi korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz. İyi ki varsınız. Nice, nice güzel yıllara. Buyurun efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Toprağın bereketi, kıyısındaki memleketin medeniyeti vardır. Bundandır Fırat'ın kıyısındaki toprağın bereketi. Yol beni medeniyete, berekete ve bu kadim toprakların lütfettiği en büyük emanete götürüyor. Fırat Nehri'nin kıyısındayım. Fırat suyu binlerce hikayeyi, binlerce yıllık tarihi kıyıdan kıyıya taşıyor. Değerli yol arkadaşlarım, balık deyince aklımıza hep deniz kıyısındaki kasabalar ve o denize yakın yerler gelir. Belki de bulunduğumuz yer Türkiye topraklarında denize en uzak olan noktalardan bir tanesi. Elazığ, Fırat Nehri, Keban ve devamındaki Karakaya Barajı. Yıllar önce burayı ziyaret ettiğimde birkaç üreticiyle konuşmuştum ve bana bir takım rakamlar telaffuz etmişlerdi. İşte önümüzdeki yıllardaki hedefimiz 10 bin ton, 20 bin ton gibi. O gün konuştuğumuzda bu rakamlar biraz böyle hayal gibi gelmişti açıkçası. Ama bugün görüyoruz ki burası her yıl binlerce ton alabalığı üretiyor ve bunu dünyanın dört bir tarafına satıyor. Şimdi baktığımız zaman denizlere en uzak bölgelerden bir tanesinde bile insan isterse birçok şeyi yapabiliyor. Martılara ekmek atmayı hepimiz severiz. Ya da zaman zaman hayvanları beslemeyi. Burada Fırat Nehri'nin üzerinde buradaki alabalıklara yem atmak da kısmet oldu. Şimdi biraz Fırat Nehri üzerinde teknemizle yol alalım. Hayat su gibi akıp gidiyor dostlar. Çünkü su hayatın ve varoluşun özünde. Ömrümüzün su gibi aziz, su gibi bereketli, su gibi hareketli
ve su gibi huzurlu olsun. Ben toprağın ve suyun kavuştuğu, güneşin ufukla buluştuğu yere doğru yol alacağım. Yol tükenmeden nefes tükenmezse anlamaya ve anlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki yolculukta görüşene dek hoşça kalın.